Öncelikle Hüsamettin yoğun bir şekilde polisin tacizine ve takibine maruz kaldığı noktasında benimle iletişim kurmuştu avukatı olmam sebebiyle. Daha öncesinde de zaten polis tarafından kaçırılmış ve ajanlık dayatmasına maruz kalmıştı. Bununla ilgili yine endişeleri vardı. Suç duyurusu yapacağımız ve bir basın açıklaması yapacağımız sırada işte ailesi gözaltına alındığına dair bilgi verdi. 24 saat avukat kısıtlılık kararı verilmişti dosyada. 24 saat görüşemedik kendisiyle. Görüştükten sonra ilk aktardığı polis tarafından ölümle tehdit edildiği ve bunun kamuoyuyla paylaşılması noktasında bir talebi söz konusu oldu. Bizim bunu kamuoyuyla paylaşmamız sonrasında birkaç saat sonrasında hemen dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kişisel sosyal medya hesabından müvekkilim Hüsamettin Tanrıkulu'nun emniyette çekilmiş fotoğrafına buzlanmış olarak yer vererek müvekkilimin örgüt üyesi olduğuna dair bir paylaşımı söz konusu oldu. Ve içeriğinde de kurmaca durumlara yer verildi. Belli bir kod adı olduğuna dair ve sabotaj eğitimi aldığına dair bir içeriğe yer verilmişti. Bunu zaten Hüsamettin 20-22 yaşında bir genç. Bunu paylaştığında kendisi de zaten hani bu noktada bir ülkenin İçişleri Bakanı tarafından hedef gösterilmesi sebebiyle bir tedirginlik yaşadı. Hatta şunu da söyledi. Emniyet ifadesinden sonra adliyeye getirildiği sırada kendisini getiren polisin bu tweetten sonra senin serbest bırakılma ihtimalin yok diye de söyledi. Bunu hatta savcılık ifadesinde de dile getirdi. Savcılıkta da kendisine daha önce hakkında soruşturma yürütülmüş ve takipsizlik kararları verilmiş dosyalara ilişkin sorular soruldu. Yurt dışına gittiğine dair ve Yunanistan'da belli eğitimler aldığına dair, örgütsel eğitim aldığına dair istihbari bilgiler yöneltildi. Bunların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını zaten ifade etti. İstanbul'da olduğunu o süreçte ailesiyle özellikle annesiyle yaşadığı sorunlardan dolayı İstanbul'da olduğunu, çalıştığı iş yerlerini de ayrıntılı olarak belirtebileceğini söyledi. Hakkında yaklaşık bu soruşturmadan 3 yıl önce verilmiş itirafçı beyanları olduğuna dair iddialar söz konusuydu. İtirafçılardan biriyle arasında husumet olduğunu zaten belirtti. Bu konuyla ilgili savunmasını yaptı ve tutuklandı. O süreçte yine Silopi Cumhuriyet Başsavcılığından hakkında devam eden bir soruşturma vardı. Bir ihbar maili atılmış Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne. Bir vatandaş tarafından atıldığı iddiası vardı. Süleyman Hüsamettin Tanrıkulu'nun Silopi'den örgütün kırsalına katılacağı noktasında mailin atıldığı gün katılacağı noktasında bir ihbar mailiydi. Bu da soruldu. Hüsamettin zaten o dönem savcılıkta ifade vermiş ve doğrudan serbest bırakılmıştı. Orada da Erbil'de ve Bağdat'ta inşaat işiyle uğraşmak üzere pasaportuyla yasal yollarla yurt dışına çıkacağını zaten söylemişti. Hakkında bir adli kontrol kararı bile verilmeden savcılıkta serbest bırakılmıştı. Gelinen aşamada da yargılamanın bütününde özellikle mahkeme şöyle bir ara karar oluşturdu. Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne atılan mailin kimin tarafından atıldığının araştırılarak bu kişinin tanık olarak dinlenmesi noktasında bir ara karar oluşturdu. Ancak müzakere cevabında şunun olduğunu gördük. Maili atan bir vatandaş değildi. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaş gibi Silopi Emniyetine bir mail göndermişti. Bir kurgu hazırlamıştı aslında. Zaten bu ara karar gelince mahkemede müzakere cevabı gelince mahkemede ara kararından döndü. Yani Emniyet Müdürlüğü'nün gönderdiğine dair zaten dosyada da açık bir şekilde müzakere cevabından ve araştırma tutanağından görünüyor. Buna rağmen bir senedir tutuklu yargılanıyor. Hakkında beyanda bulunduğu iddia edilen kişilerden biri Kezban Kutay vekilimi tanımadığını, bir iki defa siyasi faaliyet kapsamında gördün ama bir sohbetin dahi olmadığını beyan etti. Şer Aydın isimli şahıs müvekkilimin örgütsel bir eylemini ve örgüt üyeliğine ilişkin bir fiilini, faaliyetini görmediğini beyan etti. Müvekkilimin yurt dışına Silopi'den inşaat işinde çalışmak üzere gideceğine dair orada iş bağlantıları olan, inşaat işiyle uğraşan kişi de tanık olarak dinlendi ve müvekkilimin savunmasını teyit etti.
Hali hazırda tek bir şey kalıyor. Süleyman Soylu'nun attığı tweet ve istihbari bilgi. Bu noktada biz Hüsamettin hakkında tarafsız ve bağımsız bir yargılama yürütülmediğinden son derece eminiz. Bir senedir yürütülen tutuklu bir yargılama söz konusu çünkü. Bunu bildiğimiz için reddi hakim talebinde de bulunduk. Heyetin tarafsızlığının zedelendiği, toplanmasını istediğimiz delillerin toplanmadığı, iddiaya karşı ortaya koyduğumuz tanıklarımızın dinlenmediği ve mahkemenin kararını esasında baştan beri hazırladığı ve bu kararla birlikte aslında gerçek bir yargılama değil, görünürde bir yargılama yürüttüğüne dair itirazlarımız söz konusu. Reddi hakim talebimiz de yeni reddedildi. Buna dair bize bir müzekkere gelmemişti, karar ulaşmamıştı. Bu yargılama iktidarın Kürt gençleri üzerindeki politikasının görünen yüzü açıkçası. Yani eğer resmi ideolojiye uymayan bir siyasi kimliğiniz varsa bir Kürt genci olarak hapishaneyle tehdit edip bununla cezalandırmak istiyor. Bu iktidarın politikası. Bu değişmediği sürece yargı bağımsız bir şekilde iktidarın politikalarından uzak, dosyadaki delillere uygun bir şekilde yargılama yürütmediği sürece biz bunu, bu hukuksuzluğu, bu hukuksuzluklar bütününü ifşa etmekten de geri durmayacağız. Hakkında savcılık mütala verdi, örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını istiyor ancak dosyada beyanda bulunduğu, soruşturma aşamasında beyanda bulunduğu iddia edilen ama mahkeme huzurunda bu beyanlarını tekrarlamayan bir tek itirafçı tanık beyanıyla cezalandırılmasını istiyor. Diğer bütünen deliller hakkında bir mütalada cezalandırma talebi yok. Şu ayrıntıya da yer vermiş mütalada. Silopi Emniyetine gelen ihbar mailinin tek başına delil niteliği taşımadığı ancak yan delil olarak değerlendirilmesi gerektiği ancak burada delil olmaktan ziyade atılan ihbar mailinin komplo olduğu açık olmasına rağmen mütalada yer verilmesi düşman hukukunun sirayetidir. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı komplo kurmaz. Varsa eğer bir istihbari raporu veya bilgisi bunu mahkemeye sunar. Vatandaş gibi ihbar maili atmaz. Savcılığın da bunu esas alarak yan delil olarak değerlendirmesi bile hukuk garabetidir. Sen yaklaşık 20 sayfalık iddianamenin 5 sayfası Hüsamettin'in HDP Gençlik Meclisi döneminde basına verdiği iktidar muhalifi röportajından ibaret. Bu da suçlama konusu haline getirilmiş. Yani burada siyasi sahikle hareket edildiğinin diğer bir kanıtı da röportajlarının iktidar aleyhine siyasi politikalarını ortaya koyan beyanları da aslında yargılama konusu haline getirilmiş. Bu da bütünen dosyanın hukuki değil, siyasi olduğunu ortaya koyuyor aslında. Biz tarafsız, bağımsız, siyasi konjonktüre, siyasi iktidarın yönelimlerinin dışında tamamen ayrık olarak vatandaş ceza hukukunun uygulanmasını bekliyoruz ama söz konusu siyasi dosyalar olduğunda maalesef mahkemelerde vatandaş ceza hukuku değil, düşman ceza hukuku uygulanıyor. Buna bir an önce son verilmesi gerekiyor. Ve duyarlı kesimlerin de özellikle 21-22 yaşındaki bir gencin bu politika doğrultusunda bir yıl aşkın süredir tutuklu yargılanmasına karşı duyarlılık geliştirmesi gerektiği kanaatindeyiz.